olmuş ama. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Son zamanlarda siz de görüyorsunuzdur, böyle farklı enteresan videolar var internette. Ben de bunları görüp Enes'e dedim ki biz de böyle farklı bir şeyler çekebilir miyiz acaba? O da dedi ki bir deneyelim ve gün doğumunda yola çıktık. Evet, üstümüzde koşu kıyafetlerimiz var ama bu sefer koşmuyoruz. Koşu temalı video çekiyoruz. Şu an tam olarak ne çekeceğimizi bilmiyorum ama videoya inandığına göre bir şeyler çektik. Evet, ilk fikrimize karar verdik. Şimdi yer arıyoruz. Peki bu çekim için nelere ihtiyacımız olacak? Öncelikle bir modele ihtiyacım var. O da sensin. Sonra video çekecek herhangi bir şey. Telefon olur, kamera olur. Ve bu kamerayı, telefonu sabitleyecek tripod, monopod veya sabit bir yere ihtiyacımız olacak. Sonra bu çektiğimiz videoları da bilgisayar ve telefonla ayrı ayrı editlemeye çalışacağım. İstediğiniz yere tekrar tekrar dikkatli dikkatli bakabilirsiniz. Hazırlıklar başladı. Bu çekimde bir kamera kullanacağım ama isterseniz tripodlara bağlayacağınız telefonunuzla veya yere sabitleyeceğiniz telefonunuzla çekebilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan şey çekim ayarlarına ulaşabileceğiniz bir uygulama. Benim size önerebileceğim bir uygulama Open Camera. Open Camera sizde çoğu ayarı yapmanıza olanak tanıyor. Bu sayede pozlamanız değişmeden çekim yapmanız mümkün oluyor. Başladı. Bir de bu tarafa gel. Bu daha iyiydi. Tekrar alayım. Nasıldı? Güzel koştun mu? Oldu mu? Bayağı iyiydi. Ya, o zaman sıra bende, şimdi ben seni çekeceğim. O zaman başka bir şey yapalım. Tamam, hadi gidelim. Hadi gidelim. Bu defa ben Enes'i çekiyorum. Bu yüzden birazcık heyecanlıyım ama neyse ki ayarları yaptı. Bu çekimde Enes karşıdan koşarak bize gelecek ve sonrasında ben oraya gideceğim. Sonra neler çıkacak bilmiyorum. Evet, burada önemli olan şey şu. Kameramızın veya telefonumuzun olabilen en yüksek çözünürlüğünde çekmemiz. Zaten kurguladığımızda göreceksiniz. Bu sefer ışık dalgalanmasının, poz zamanının o kadar dönemi yok aslında. Başladı. Yeter. Sözde çekim yapmaya diye çıktık. Resmen antrenman yaptırılıyor bana. Güzel oluyor ama. İşte iki şey bir arada. Acaba nasıl olacak? Bak, bunu hiç bilmiyorum. Bunu öylesine deneyeceğim. Umarım güzel olur. Hadi devam edelim. Antrenman devam etsin. Şimdi videonun en kolay videosuna geldik. Nasıl yani? Koşmuyor muyuz? Hayır, kendimiz için değil. Çekmesi ve kurgulaması en kolay videosundayız. Şu ağacı kullanacağız. Önünden koşarak ikimiz de geçeceğiz. Sonra birimiz girerken ötekisinin çıktığı bir görüntü elde edeceğiz. Şurayı mı burası? Evet. Ağaca uzak olacağız biraz ama sorun olur mu? Tamam, başladık, hayat. Tamam. Bu olmuştur ya. Evet, çekimler bitti. Biz de birazcık dinleniyoruz. Kalan kısım ise düzenleme için Enes'te. Belki birazcık bana da öğretir. Evet, hep beraber öğreneceğiz şimdi. Ben de bazı şeyleri ilk defa deneyeceğim. Evet, şimdi düzenlemeye gideceğim. Şöyle biraz teknik bilgi vereyim. Bilgisayarda kurgularken Premiere Pro, telefonda kurgularken ise CapCut kullanıyorum. Siz bunların alternatiflerini de kullanabilirsiniz. Eğer telefonunuzun kamerası yetersiz kalıyorsa farklı uygulamalar var. Sizin daha fazla ayara ulaşmanıza imkan tanıyan. Onları deneyebilirsiniz. Ben Open Camera'yı kullanıyorum. Tamamen ücretsiz bir uygulama. Eğer bildiğiniz başka bir uygulama varsa lütfen yorumlara yazın. Hem biz bilgilenelim hem de bir faydamız olsun herkese. Evet, çekimler bitti. Şimdi videoları oluşturma vakti geldi. Tabii şunu söylemem gerekiyor. Ben bu çalışmaları daha önce yaptım. Sadece hızlandırıp hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım ki video çok fazla uzamasın. Evet, ve çalışmaya başlayalım. Evet, çalışmayı telefonda CapCut uygulamasıyla yapacağız. Ve şimdi CapCut uygulamasına giriş yapalım.
Evet, uygulamaya giriş yaptık ve yeni proje başlatıyoruz ve kullanacağımız videoyu seçip projeyi başlatıyoruz. Evet, şimdi benim bu görselde, bu videoda sesimin çıktığı bir alan vardı. Oradan sonrasını kesiyorum. Ses girmesini istemiyorum. Orayı seçip sildim. Şimdi bana boş bir alan lazım çünkü üstünden insanlar koşacak. Burada herhangi bir şey istemiyorum. Melis kadraja girene kadar ki bölümü bir alayım. Evet, buldum orayı. Seçtim. Kestim. Evet, şimdi Melis kadraja girecek. Sağdan sola koşacak ve kadrajdan tam çıkar çıkmaz tekrar videoyu keseceğim. Ve geri kalan kısmı da silmiş olacağım çünkü oraya bir ihtiyacım yok. Evet, seçtim, sildi. Ve şimdi sildikten sonra bir de reklam var CapCut'ın, onu da sildim. Şimdi soldaki boş alanı sağ tarafa taşıyorum. Benim işim şu an koşan kızla. Evet, şimdi koşan kişiden bir tane çoğaltmam gerekiyor ilk önce. Kopyaladım ve bindirme butonuna basıyorum CapCut'ta. Aşağıya aldı, aslında bu yukarısı demek, yani görüntünün üst tarafı demek. Şimdi ikinci koşan kişiyi oluşturacağız burada, ama nasıl yapacağız bunu? Maskelemeyle. Maskelemeyi seçiyorum. Burada maskeleme türleri var. Ben şu iki çizgi arasını maskele diyorum. Bu iki çizgi arası görünecek, diğer yerler görünmeyecek demek oluyor. Evet. Şimdi burada şu iki çizginin arasında koşan kişiyi tutmamız gerekiyor. Bu yüzden bunu kullanmak için, bunu yapmak için keyframe kullanacağız. Şurada gördüğünüz artı ikonu. Artıya tıklıyorum. İlerlettikçe, koşan kişi ilerledikçe maskeyi koşan kişiyle beraber ilerletmiş oluyorum. Tabii burada mesela biraz daha genişleyebilir. Çünkü artık yan açı. Bu yüzden o maskeyi biraz genişletmem gerekecek. Evet, yine bu işlemi yaptıktan sonra bakın ilerletecek ve maskeden çıktığını göreceğiz. Bu yüzden tekrar keyframe ile o maskeyi taşımaya devam edeceğiz. Ta ki kadrajdan çıkana kadar bu süreç devam edecek. Tekrar gördüğünüz gibi bir ilerletme daha yapıyorum. Keyframe attıktan sonra maske taşımaya devam ediyorum. Ve muhtemelen bir tane daha kaldı. Onu da yapıyorum. Maskeyi ilerlettim. Evet, şimdi bunun kopyasını oluşturacağım. Oluşturduk. Aşağı koydum. Bir tane daha oluşturacağım. Olabildiğince ne kadar fazla yaparsam o kadar iyi benim için. O kadar zengin görünecek. Evet. Kopya oluştur, aşağı koy. Kopya oluştur, aşağı koy. Şimdi doğru bir boşluk bırakmam gerekiyor bu katmanlar arasında. Ama önce şu hep en başa bir yerleştirelim ki çalışmamız kolay olsun. Evet, basamak şekli alacak. Aşağı doğru basamak şekli alacak. Çünkü bir koşanın diğer koşanın üstünde görünmesini ve birbirini kesmesini istemeyiz. Evet, boşlukları kontrol ediyoruz. Yakın olanları uzaklaştırıyoruz ki birbirine binme olmasın. Ve baktım, biraz daha koşan kişi ekleyebilirim sanki. Şöyle bakıyorum, aralarında bir kesişim noktası var mı, birbirlerini öldürüyorlar mı görüntüler. Yokmuş. Bir tane daha oluşturdum kopya. Onu da aşağı taşıyorum. Onu da aynı şekilde aynı boşlukta basamak şeklinde yerleştirmeye devam ediyorum. Ve bir tane daha oluşturabilirim bence. Uygulama ne kadar izin verirse o kadar oluşturacağız. Şimdi evet, bir tane daha oluşturalım. Kopyasını koyduk. Galiba bundan sonra ekleyemeyeceğim. Bakalım. Evet. Şimdi koşucunun tam kadrajdan çıktığı anda siliyorum burayı. Ana görüntüden de boş alandan da silmiş olacağım. Ve görüntü hazır. Bu kadar basit aslında. Şuradaki yukarıdaki ok tuşuna basarak da hemen görüntüyü çıktı alacağız. Evet, baktım, bir sorun yok. Şimdi çıktı alıp bir de öyle bakalım. Evet, exportluyorum. Bu normalde bu süreç biraz daha uzun sürer. Evet, şimdi görüntümüze bakalım nasıl olmuş. Evet. Gayet iyi. Gayet iyi, sorunsuz. Evet. Şimdi bu çalışmanın benzerini aynı videoyla bir de bilgisayarda yapalım. Evet, şimdi de bilgisayar başındayız. Bilgisayarda ise Adobe Premiere Pro uygulamasıyla yapacağız. Yine aynı şekilde hızlandırılmış bir şekilde bu düzenlemeleri yapacağız. Eğer yavaş yavaş ağır ağır eğitim videoları istiyorsanız bunu lütfen bize bildirmeyi unutmayın. Ve başlayalım çok hızlı şekilde. Aynı şekilde gördüğümüz o koşu videosunu yapacağız. O baştaki konuşma alanını siliyorum. Melis'in kadrajdan çıktığı alandan itibaren sildim. Bunları bildiğiniz için hızlandırıyorum. Şimdi Melis kadrajda duruyor. Ve hemen maskeye attım. Bu sefer Premiere'de maske bu şekilde görünüyor. Şu opacity bölümünden maskeyi ayarlayabiliyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi artık maskenin içinde Melis. Ama şimdi maskeyi tekrar hareketlememiz gerekiyor. Kadraja girmediği için şu an hemen sağa doğru taşıdım. Keyframe'ini attım tabii ki de.
Evet, gördüğünüz gibi keyframe ile tekrar tekrar aynı şekilde telefonda nasıl yaptıysak yine aynı şekilde bu opacity bölümündeki o saat ikonundan keyframe'ini ayarlayabilirsiniz. Fark ettiğiniz gibi şimdi buradaki geçişleri biraz yumuşattım. Ama aynı şekilde tekrar maskeyi hareket ettirmeyi, boyutlandırmaya devam ediyorum. Tabii ki de bu bilgisayarda biraz daha kolay. Daha özgürlük alanı tanıyor size. Evet, tekrar tekrar Melis'in koştuğu alanları takip ettirmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde keyframe'lere tıklıyoruz. Burada keyframe'i atladıktan sonra şuradaki küçük ikonlar sizin her sahneye tekrar tekrar bir anahtar koymanızı sağlıyor. Çok hızlı anlatıyorsam kusura bakmayın çünkü video uzamasın istiyorum. Evet, ve çıktı. Bir koşan kişi hazır oldu. Şimdi bunları hemen kopyalıyoruz. Kopya 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 kopya. Burada sınır yok, Premiere'de sınır yok. İstediğiniz kadar layer atabilirsiniz. Burada yine fark edeceğiniz gibi bu sefer arka planı görmüyorsunuz. Siyah bir alan. Çünkü maske koyduğumuz için her koşan kişiye sadece koşanları görüyorsunuz. Aradaki boşlukları kontrol ediyorum. Acaba birbirlerinin üzerine bindiler mi diye. Binme yok. Buna emin olduktan sonra şöyle bir tekrar izliyorum. Arkadan da biri biraz uzaktan koşsun istedim. Farklı bir enstantane yarattık. Şimdi en alttaki maskeyi açacağız ve artık görüntümüz bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaki boş alan bu işe yarıyordu. Şimdi bunları hemen kopyaladım ve iki tane yapmış oldum. Bu kadar. Görüntü bu kadar. Şimdi izleyelim. Evet, şimdi ikinci çalışmaya geçiyoruz. Yine CapCut'tayız. Evet, şimdi önce ben sonra Melis'in koştuğu görüntüler elde edeceğiz. Hemen benim kadraja girdiğim andan itibaren bir kesik atacağım görüntüye. O anı bulmamız gerekiyor. Bulduk, sildik. Şimdi ben kadrajdan çıktım. Buraya da bir kesik atıyoruz. Aynı şekilde. Şimdi Melis kadraja girene kadar, Melis koşmaya başlayana kadar ki alan benim ihtiyacım yok. Aynı şekilde Melis'in koşmaya başladığı ve koşmayı bitirdiği alanları kesik atıp o alanları siliyoruz. Elimizde ne kalıyor? Bir benim koştuğum görüntü, bir de Melis'in koştuğu görüntü. Evet, şimdi Melis'in koştuğu görüntüyü yine CapCut'ta bindirme ikonuna basarak üst üste getirmiş oluyoruz görüntüleri. Şimdi yine aynı şekilde maskelemeyi kullanacağız. Evet, hemen bindirdiğimiz yani alttaki görünen görüntüyü maskeliyoruz. Bu sefer şu düz çizgi olan maskeyi seçeceğiz. Yani bir tarafı görünecek, bir tarafı görünmeyecek. Onu hemen ağacın gövdesine şöyle düz bir şekilde çevirerek hizalayacağız. Evet, şimdi maskenin solu görünüyor, sağı ise görünmüyor gördüğünüz gibi. Ama burada önemli olan şey şu, sağa sola ayarlayarak aynı anda ağacın arkasına girip çıkmamız gerekiyor. Bunu ayarlarken biraz vakit kaybedebilirsiniz. Ama o kadar da zor değil. Ufak ufak hareket edeceksiniz. Evet, baktım. Oldu gibi. Evet. Melis giriyor kadrajdan, ben çıkıyorum. Şimdi bunların da kopyasını oluşturuyorum. Bir tane daha oluşturacağım. Bu sefer ben kadraja girerken Melis'in çıkmasını istiyoruz. Görüntü aynı olduğu için. Şimdi sadece alttakinin maskesini tam tersine çevireceğim. Şöyle yuvarlak 180 derece bir döndüreceğiz maskeyi. Artık görüntü tam tersine dönmüş oldu. Evet. Şimdi şu yukarıdaki ayarlardan bunun çözünürlüğünü ve piksel değerinde saniyedeki olan kare değerinde girdikten sonra videomuz hazır oldu. Bu kadar basit. Şimdi bilgisayara geçelim. Evet, geldik ağaç sahnesine. Bu telefondakine çok benzeyecek ama birkaç tane farklı bir şey yapmaya çalışacağız. Aynı şekilde benim kadraja girdiğim ve çıktığım anları kesiyorum. Bu sefer sağdan sola ve soldan sağa olarak her birimizden iki tane görüntü alacağım. Yani dört tane görüntümüz olacak. İki tane Enes, iki tane Melis olacak koşan kişi olarak. Dört tane görüntü elde etmeye çalışıyorum. Şimdi bakın kadrajdan çıktım, tekrar kestim. Şimdi Melis girdi, kadraja çıktı. Buradan da bir kesik atıyorum. Bu sefer sağdan sola aynı şekilde yapacağım. Girmeden önce kesiyorum. Ve kadrajdan çıkıyor, kesiyorum.
Evet. Şimdi ne oldu? Bunu kestikten sonra elimizde 4 tane görüntü kaldı gördüğünüz gibi. 2 tane ben, 2 tane Melis. Hiçbir efekt yok. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Her birimizin kafasının ağacın tam arkasına geldiği anda M tuşuyla marker bırakıyoruz ki o ilk bahsettiğimiz sabitleme olayını kolay yapabilelim. Bakın gördüğünüz gibi o markerları üst üste getirince artık eşlemek daha kolay oldu. Yine opacity'den bir maske atıyorum. Ve gördüğünüz gibi artık sol taraf görünmüyor. Burada bunları görmek daha kolay tabii ki de. Marker sayesinde daha kolay yaptık. Yine aynı şekilde şu alttakini sağa doğru uzatayım ki arada boşluk, siyahlık görünmesin değil mi? Evet. Devam ediyoruz. Sağdakileri de aynı şeyi yaptık. Şöyle hemen sola dayayalım. Mıknatısla ve bunun hızını ayarlamadan önce bir maske daha atalım buna da. Bu sefer buna öteki dosyanın öteki layer'a yaptım ki bu sefer birinde ben girerken Melis çıkıyordu. Diğerinde Melis girerken ben çıkıyor olacağım. Ve hız ayarlarından da 2 kat yavaşlattım. Ve görüntüyü de bu şekilde çıktı alıyoruz. Evet, görüntü ayarlarını, çıktı ayarları da bu şekilde görebilirsiniz. İstediğiniz ayarda çıktı alabilirsiniz tabii ki de. Ve bitti. Ve bir görüntü izleyelim. Evet, şimdi telefondaki 3. projeye geldik. Çok basit bir konu ama işinize yarayacaktır diye düşünüyorum bu teknikler. Eğer telefonunuz 4K'yı destekliyorsa bu görüntü çok daha güzel olur. Benim telefonum 1080'i desteklediği için ben görüntüye zoom yaptığım anda kalite kaybolmuş oluyor. Bu yüzden telefondan telefona da fark edebilir. Şimdi biz burada elde etmek istediğimiz görüntü şu. Görüntüde ikimiz de koşuyor olacağız. Kadrajdan uzaklaştıkça veya yaklaştıkça kadrajdaki yerimiz %80 ise %80 hiç değişmeyecek. Planımız bu. Ve belli bir yerden sonra hızlanacak, belli bir yerden sonra yavaşlayacak bir görüntü elde etmek istiyoruz. Hemen hızlıca başlayalım ki vaktinizi yemeyelim. Evet, aynı şekilde yine CapCut'ta başlıyoruz projemize. Benim kameraya yaklaştığım ve Melis'in kameradan uzaklaştığı bir görüntü. Evet, şimdi Melis'in kadrajda çok uzaklaştığı alandan sonrasını sileceğim. Benim de koşunun öncesini sileceğim. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi ben kadraja geldim. Tam kadrajda kendim kesileceğim. O alana bir kesik atıyorum. Sonra Melis'in de kadrajın hemen kadraja hemen girdiği alandan bir kesik attım. Şimdi en başa döndüm. Bir zoom yapıyorum. Yine keyframe'lerle tabii ki de. Keyframe'de kendimi kadrajda büyüttüm. Bak biraz tam böyle kameraya yaklaştım. Bu sefer biraz daha zoom out yapıyorum. Yine keyframe'le. Yani bu teknik tamamen keyframe'lere bağlı teknik yine. Ben kameraya yaklaştıkça zoom out yapıyorum. Yani ben görüntüden uzaklaşıyorum ki görüntüdeki boyutum hiç değişmesin. Bu şekilde tekrar hazırladım. Kadrajdan çıktım. Aynı şekilde Melis'in son sahnesinden başlıyoruz. Kadrajda yine büyük bir şekilde konumlandırdık. Aynı şekilde aynı boyutta bulunmasını sağlamaya çalışıyorum. Sanki koşucu yerinde sayıyormuş da arka plan değişiyormuş gibi görüntü elde etmek istiyoruz. Tabii ki de görüntümüz 4K olsaydı, yani telefonumuz bunu destekleseydi daha farklı bir görüntü olurdu. Bak gördüğümüz gibi ben koşuyorum. Ben neredeyse aynı şekilde duruyorum. Ama arka plan değişiyor. Ama görüntü biraz yavaş geldi bana. Bu yüzden buraya bir hızlandırma efekti eklememiz gerekiyor. Ama düz bir hız değil. Hız ayarlarından düz hız ayarı değil de böyle değişken bir hız ayarı var. Onu uygulayacağız. Başlarda daha hızlı, ortalarda normal hızlı olacak. Evet, hızlıdan yavaşa doğru gidiyor. Tekrar sonunda aynı şekilde ayarladık. Ve bakıyoruz şimdi nasıl olmuş görüntümüz. Evet, hızlıca geliyorum. Kadraj yerim değişmiyor. Yavaşladım. Çıktım kadrajdan. Melis başladı ve çok hızlı devam ediyor. Evet, şimdi bunu bilgisayarda yapalım ama bu sefer bilgisayarda çok farklı bir şekilde yapacağız. Bu telefonda yapabileceğimiz bir yöntemdi. Bakalım o nasıl olacak. Hadi geçelim. Evet, bir diğer bilgisayar projesindeyiz. Bu biraz daha karmaşık bir proje. Dediğim gibi telefondaki gibi bir görüntü elde edeceğiz ama bu sefer farklı olacak. Şimdi benim kadrajdan hemen çıkmadan önceki alandan itibaren kestim. Melis de yine kadraja hemen girer girmez kestim. O aradaki bölümü sildim. Şimdi aynı şekilde kadrajda doğru bir yere konumlandırmaya çalışıyorum.
Evet, yavaşlatarak YouTube'daki o hız ayarlarından oynatarak zaten bunu daha rahat izleyebilirsiniz. Ben şu an hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum. Evet. En uzaktaki hale geldim. Yine kendi koşuma keyframe'ler atarak kadrajdaki yerimi sabitlemeye çalışıyorum. Önce kendi üzerimde yapacağım. Sonra aynı efekti Melis'in koşusuna uygulayacağız. Bakalım nasıl bir şey çıkacak bu sefer. Evet, yine yukarı taşıyorum. Evet, kadraja sığdırıyorum. Biraz zoom out yapmam gerekiyormuş. Evet. Şimdi kontrol ediyorum. Hala hatalar var. Onları da keyframe'lerle düzeltmeye çalışıyorum. Amacım burada yine kadrajda aynı yeri işgal etmek. Bu yüzden bol bol keyframe atarak görüntüdeki yeri değiştiriyorum. Bu arada şunu söyleyeyim, görüntüdeki o bulanıklık proxy'den kaynaklanıyor. Hatta şu görüntüdeki köşesinde P görebilirsiniz. O da proxy dosyasını kullanmamdan kaynaklanıyor. Niye? Bilgisayar kaldırmıyor çünkü full görüntüyü. Gerçek görüntünün görüntülendiği esnada görüntüyü kurgulamak çok zor. Bu yüzden proxy dosyalarını kullanıyoruz. Yani küçültülmüş dosyaları. Ama kurguda bu size zarar veren bir şey değil. İsterseniz bir gün bir videoda onu anlatabilirim. Şimdi bu arada bunu anlatırken kendi görüntümü oluşturdum. Şimdi Melis'in görüntüsüne bunu aktarma vakti geldi. Şimdi Melis'in görüntüsünü kendi koşumun üzerine yerleştirmiştim. Ve onun koşusu benden biraz daha hızlı olduğu için biraz yavaşlatmam gerekti onun koşusunu. Ve R tuşuna basarak bu hızı da ayarlamış oldum. Sağa doğru sürükleyince ayarlanmış oldu. Ve onun görüntüsünü nest hale getirdim. Sağ tıkladım, nest haline getir dedim. Ki yeni özellikler ekleyebilelim. Ve efekt uyguladık üstüne. Bu efekt mirror efekt, yani sağdan sola aktarıyor. Görüntüyü ayna gibi değiştiriyor. Şu an bir crop etkisi yaratmam gerekiyor. Çünkü benim üzerimi bilmemesi gerekiyor görüntüsünün. Şimdi kendi görüntümü biraz sağa çektim. Kendi görüntümü de bu arada nest yaptım. Evet, kendimi sağa aldım. Görüntüde ortalı bir görüntü elde etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi birimiz geri geri koşarken birimiz ileri ileri koşuyor. Bunda aynı şekilde aynı neste speed ayarlarından, hız ayarlarından inverse yaparak, terse çevir yaparak ulaşmış olduk. Evet, şimdi tekrar bu görüntüleri kopyaladım. Bir tane daha oluşturdum. Bu sefer hız terse dönsün dedim ve inverse yaparak görüntünün geldiği gibi gerisin geri dönmesini istedik ve bu şekilde bir görüntü elde ettik. Evet, projeler bu kadardı. Biliyorum çok hızlı anlattım, çok karmaşık görünebilir. Dediğim gibi ben bu projeyi daha önce hazırlamıştım ve sizler için ayrı ayrı kesip hızlandırmaya çalıştım. Eğer isterseniz bize yazın, daha uzun uzun, daha rahat rahat çalışmalarda buluşalım. Daha fazla videoyu uzatmayayım, zaten bayağı bir uzun oldu diye düşünüyorum video. Bu yüzden umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gider ve faydalı olur. Böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız bize belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Biraz yorulduk, biraz uğraştık ama umarım değmiştir. Hadi bakalım. Ne diyoruz? Hoşça kalın.